Ve efendim işte Mersin'de işlenen cinayet. 5 yaşında bir çocuk tabii ki ben 5'e değil. Şuraya bir dakika durun. Bir dakika durun. Yönetmenim, anneyi içeri alıyoruz. Beni 3'ten alın, 3. kameradan alın. 3'e kesin. Tamam, siz buyurun. Tamam, evet. Buyurun, hoş geldiniz. Hayır, buyurun Şükran Hanım, yüzünüzün gözükmesini istemediğim için siz buyurun oturun. Oturun Şükran Hanımcığım. Tamam, böylelikle hallettiniz mi yukarıdan işlemleri? Şurası çalışmıyor. Onu da bir halledelim. Evet efendim işte katil zanlısı, yani 5 yaşındaki çocuğun cinayetini itiraf eden katil zanlısının annesi de stüdyomuzda. Şükran Hanım daha ilk bunu öğrenir öğrenmez yayınımızı aramıştı. O zaman benim oğlum yapmaz demiştiniz ama zaman içinde gelen haberler sizin de herhalde ümitlerinizi kırdı. Yine bile inanmıyorum yani yaptığına. Benim çocuğum sürekli hiperaktif, doktora götürdüm, tahlilleri var, raporu var. Hadi benim çocuğum yaptı da niye yapış, bıçak vuruşu niye görükmüyor, üstünde niye bir leke yok? Kıyafeti eve geldi ben yıkamadım. Kıyafeti tertemiz, kan lekesi hemen denize girmeyle geçer mi? Geçmez. Ama benim çocuğumla o çocuk beraber benim evde yattı. Kalk diyorum akşam konuşalım çocuğum, benim arkadaşımla askere de beraber gidelim. Okulda da birinci sınıftan beri beraber. Şimdi nasıl ayırdın benim çocuğumdan? Tuvalete ta gitse. Şükran Hanım, siz orada oturmuyorsunuz değil mi Kız Kalesi'nde? Yok, biz orada oturmuyoruz. Akbelen'de oturuyoruz. Peki, oraya denize gittiler. Denize diye gittiler. Arkadaşına. Sonra ne kadar süre kaldılar orada? Bir gece kaldılar hepsi. Sonra ertesi sabah da eve geldiler. Geldiler. Siz oğlunuzda bir değişiklik hissettiniz mi? Hiç görmedim. Çok sakin idi. Hatta ben yemek yaptım. Onun sevdiği yemeği yaptım. Yedi. Anne yarın yine işe gideceğim dedi. Gideceğim. Anne beni erken kaldır dedi. Kendinle beraber kahvaltı yaptır dedi. Ben okula gideceğim anne dedi. Çocuk yani. Böyle konuştuk. Çok sakin idi. Öyle bir şey olsa benim çocuğumun yüzü kırmızı olur. Benim bir çocuğum İndia'da bir tavuk bile kesmedi yani. Gece karanlıkta merdivenin dibine gelir, işten sizin geliriz. Sizin çocuğunuz psikiyatrik tedavi mi görüyor? Görüyor. Ve işte okul kapandı mı göstermiyoruz. Okul açıldı mı gösteriyoruz yani dersiyle ilgili. Tatillerde de benimle çalışır, işe gider. Yani normal bir işe gider. Merdivenin dibine geldi mi de Işık yanmayınca yukarı çıkmaz. Ben elinden tutarım da öyle çıkar. Benim çocuğum yatağa bile yalnız yatmaz yani. Şükran Hanımcığım, şimdi zaten polis de güvenlik kameralarına baktığında... Baktı. Bıçağı atarken niye benim çocuğumun eli görükmüyor orada? Ne kadar soğukkanlı olduğunu onlar da şaşırmışlar. Haydi benim çocuğuma kola içirdiler orada. İçine hap attılarsa ben onlara ne diyeyim? Siz arkadaşlarından mı kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Tabii onlardan kaynaklanıyor. Beni hiç görmedi. Sizi çocuğunuzla konuşuyor. Benim çocuğumu göstermedi. Onlar nereye derse çocuklarını aldılar geldiler. Akşam çıkardılar, konuştular. Dünden vardım çocukların yanına. Hani benim çocuğum dedim. Yenge dedi ayrı ayrı dedi şey yaptılar. Kendi dedi bıçağı neyi göster dedi. Hani bıçakta leke dedim. Hani şey söyleyeyim, ben size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Allah gerçekten hiçbir annenin başına Allah, böyle bir şey eğer vermesin. Eğer Allah yani arkadaşları yap, kim yap? Özür diliyorum. Allah sabırlar versin. Onlar da anne. Ben de anneyim. İster miyim benim de gitsin de benim çocuğum da onları yapsın diye. Yani bir kuş öldürmemiş indiyadır benim çocuğum. Gidip de o çocuğa öyle bıçak mı vuracak? Hı? İnanıyor musun sen? El ele yürürken görüntüleri var. El ele yürürken çocukla görüntüleri var. Görüntüleri var. El ele yürüyüktür ama küfür etmiş diyor. Haydi bıçağa vuruluş niye görüntüsü yok? Çünkü kabinin içindeler. Ben onu istiyorum işte. Çocuğun üstünde leke yok. Şimdi mesela denize gitmiş gelmiş. O kıyafet orada kurutulmuş. Kan kokusu olmaz mı? Yok. Hiçbiri de yok. Peki siz bu haberleri oğlunuzla beraber hiç izlediniz mi? Hiç izlemedik. Sizin böyle bir olaydan haberiniz yok muydu? Yok. Daha dün söylediler. Polis gelince söyledi. Polis bizi akşam hiç, götürmedi. Hiç televizyonda falan da görmemiştiniz. Görmedim. Benim çocuğumu götürdü. Polisler akşam götürmüş. Geldiler kıyafetini aldılar. Ben de gideyim dedim. Beni götürmediler. Öteki aileyi götürmüşler. Niye onları götürüyorlar da beni götürmüyorlar? Onların çocukları çocuk da benimkin çocuk değil mi? Ben fakirim diye işte. Ben yok. Bir yömeyeceğiz adamım. Ben çok yok, fakirim. Yani benim bir durumum yok. Benim eşim de hasta. Ben de hastayım. Öyle eğer değil. Bana bir şey yaptılarsa benim çocuğuma Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum yani.
Ben buralara kadar şey geldim ama. Bak ben bir bilmem. Şükran ablacığım ama fakirlikle ben, falan alakası yok. Yok bak şimdi... ben ilkokulu bitirdim yani ben bilmem bir bilmem. Beni buraya geldim yani çocuğumu uçu geldim. Eğer benim çocuğumu da kışkırttılar yaptırdılarsa Allah Allah'larından bulsunlar. Başka bir şey demiyorum. Yani yapmaz diyorum ben. Ama onlar da yaptı diyor. Yaptı diyor da dünden yatıyor. Özgür çocuğum dedim. Benim çocuğum Niller'de gördün mü? Yattı. Yatakta mı yattı? Nasıl yattı dedim. Ağlıyordu dedi. E kendi her yere gidiyordu. Akşamları götürüyordu babasıyla müfeye. Benimle çalışacak. Ben terbiye vereceğim. Benim arkadaşım bu. Bu mu benim çocuğuma verilen terbiye? Hı? Para vereceğim ben çocuğuna. Annenle çalışma peki, daha dediler. Daha evvel çocuklarla arası nasıldı çocuğunuzun? Daha evvel çocuklarla arası nasıldı? İyiydi. Çok iyiydi o arkadaşıyla. Yok karım böyle küçük çocuklarla arası nasıldı? Yani psikoloji bozuldu. Devamlı ilaç kullandırıyordum ben. Kız ne? Çocuklarına şeyi vardı. Kız çocuklarını sevmezdi yani. O kız, hareket. Kız çocuklarını sevmiyordu. Doğdu bitti. Kız çocuklarını sevmezdi. Erkek kardeşim yok derdi yani. Kız kardeşim yok derdi. Sevmezdi yani. Erkek çocuklarını mı seviyordun? Yani psikoloji bozuldu. Bak hiperatifiydi. Ateşli hastalık geçirdi diyorum. Dili neydi? Dışındaydı o zaman. Ölüydü. Hastanede canlandırdılar. Keşke dedim o gün de ölseydim dedim ben bunları yaşamasam olmaz mıydı dedim. Şimdi o baba nasıl iki bük geziyor evde şekeri hiç düşmüyor yükselik. Ayşe'ma da 5 kere insülin vuruyor. Ben o babayla şimdiden gelin ben nasıl yaşayayım haydi. Bir hak verin bana. İşte aslında tabii Şükran Hanım'ın anlattıkları özellikle hani benim bu çocuğum sonu cinayetle biten olaylarda zanlıların ailelerin de neler yaşadığını bizim gözlerimizin çok önüne güzel seriyor. Bir örnek aslında ben öncelikle buraya katılmış olmanızdan dolayı sizi takdir ediyorum. Bu çok dedim yani gideceğim hani dedim. Cesaret de isteyen bir davranış ben hakikaten takdir ediyorum. Öncelikle size de sabır versin Allah. Onlara çünkü... da sabır versin, bana da sabır versin. Ne yapayım? Git de yavrum bunu yaptırmayayım yani. Git, olmuş, yapmışlar arkadaşlarıyla ama bunlar bu çocuğuma bir şey içirikler. Ben 2 haftalık tahlili var. Doktor dedi gözün aydın dedi. Dedim ki peki Şükran Hanım 18 yaşında Ağustos ayında girmiş bu çocuk. Olur mu? 6'sında girdi. Sonra ilaçlarını mı almamaya başladı? Almıyor işte. Geçen sene yani... 18'e girmeden evvel okul kapandı, ilaçları bıraktı bu. Doktor da dedi 18 yaşına kadar kullanacak dedi. Bunu kullandı mı sakinleşiyor. Bunun psikoloji bozuk. İşte aslında Şükran Hanım bütün bu aktardıklarınız onun hani bu süreçte tabii daha henüz olayın tam net çözümü yapılmamıştır. Çalışılıyor. Hani o konuda bir netlik söylemek istemiyorum ama... Böyle bir sürece gidişte çocuğunuzun sıkıntılarını çok net ortaya koyuyorsunuz aslında. Bak okulda bile aslında. Sıkıntıları oldu. Birinci yani sınıfta başladı. Psikiyatrik problemi olan çocukların... Götürdüm oraya ben. Yani götürmüş olmanızı takdir ediyorum yine ama işte psikiyatrik problemi olan çocukların hani geçmişinde çocukluk yaşamındaki bir takım sıkıntıları olan çocukların ilerleyen dönemlerde bir anda bu psikiyatrik tedavilerinin kesilmesi ya da... Yani doktora sorarak mı bıraktınız ilaçları? Evet, kendi bıraktı. Çocuğum bırakma dedim. Bak çocuğum bırakma dedim. Evet. Yarım çok kötü oğlum dedim. Anne dedi ben dedi her şeyi diyorum dedi. Olmuyor ya dedi. Habire uyuyorum, habire uyuyorum. Ayıkamıyorum dedi. Ben daha gittim rezil oluyorum dedi. Ben 28 gün, 29 gün kiraza gittik. Ağaca çıktı. Çok sevdiler orada. Arabalar yükletti, sandıklar attı. Anne dedi ben çalıştık sıra dedi. Şeyimi atıyorum dedi artık dedi. O zaman zaman eve gelmediği de oluyor. Eve saat 2'de getiriyordu bu müfecciler işte. 2'de getiriyorlardı çocuğumu. Niye 2'de getiriyorlardı? İşte ne bileyim orada ne yapıyorlardı bilmiyorum. Çocuğum orada ne yapıyorsunuz dedim. Hatta ben kadın başımla bak babası sinirliyim dedim. Uyuşturucu bağımlılığı ben var mıydı? Yoktu. Ben dedim kadın başımla yanıma yabancı erkekleri aldım. O erkeklere sığındım. Gittim. Çocuğumun arkasındayım dedim. Gittim vardım orada oturuyor. Anne çalışıyoruz para veriyor. Çocuğum para veriyor da bu para nasıl bir para? Sen benimle çalış. Yok annenle çalışma. Şeyin gidiyor. Gençliğin gidiyor. Annenle gitme dillermiş. Çocuğun aklına girerlermiş. Ben dedim çocuğum dedim benim çalışıyorum iyi. Ne var daha da temiz havada dedim. Gidiyorduk beraber.
Şurada 2 haftadır, 3 haftadır çalışmadılar. Çocuğumun kafasını çeldiler. Çelsinler. Yine yani şey Şükran Hanım da diyor ki benim oğlum hani bunu yapacak birisi değildi. Arkadaşları devreye girmişlerdir. Evet. Ama Şükran ablacığım zaten hani Mersin Emniyeti mutlaka valilikten izin aldıktan sonra başka görüntüleri ve bilgileri de bizimle paylaşacaktır. Ne yazık ki. Hani bunu da sana hiç aslında söylemek istemiyorum dediğim gibi. Söyle ya, ne yani... derdi varsa söyledik. Artık buraya kadar geldim, her şeye dayandım 16 senedir. 16 senedir ben o çocuğumu 1. sınıfa gönderdim okula. Öğretmen dedi ki ne bana bu psikiyatriye götürdün mü dedi. Ben de götürmedim dedim. E götürsene dedi. Götürdüm. Dediler bana deli hastanesine götürüyorsun çocuğumu dedi. Ben deli miyim dedi. Ben dedim ki ne ben de gidiyorum bak. Ben de kullanıyorum aynı ilacı. Benimkin daha değişik. Yani siz 6 yaşından beri psikiyatrik tedavi götürüyorum. Bak yani öğretmen söylemiş. Öğretmen evet. Söyledi. Çocuk yani yerinde durmuyor dedi. Bıktı. Çocuğumu bir götür dedi. O zaman bana dua edeceksin dedi. Götürdüm. Ona kerim çocuğum da bayağı düzeldiydi yani. Ona kerim de kendi bıraktı. İşte ilaçları bırakmış olması, birdenbire kendisinin bırakmış olması ne yazık ki istenmeyen evine dedim. Bak, ama ben sana hiçbir şey söylemem. Sen zaten bu haberi duyar duymaz bizi aramışsın. Aradım. Allah senin yardımcın olsun. Yani sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Allah hiç kimseyi evladıyla ilgili böyle bir haber almayı nasip etmesin. Yani düşmanım yok ama olsa dilemem. Yani ona da dilemem. Gerçekten evlatlarımız çok kıymetli ve insan evladına hiçbir şey yapıp kötü bir şey yapabileceğine inanmıyor. Bensiz hiç eve girmezdi. Bensiz sofraya oturmazdı. Kaç yaşında yenge oğlan? 18. 18'e yeni girdi işte. Şimdi nasıl ediyor? Bir ay önce girmiş hocam 18. Ama bahsettiğim gibi 200 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünden alınan kameralara göre çocuğun elinden tutuyor ve işte o şeye götürüyor. Götürüyor da bıçak vuruşu niye görükmüyor? Sonra çıkmıyor bir daha çocuk işte. Sonra bir daha çocuk bıçak çıkmıyor. Bıçak vuruşu çıkmıyor bir de üstünde leke orası, çıkmıyor. Orası giyinme kabini yani giyinme hani insanlar bikinilerini mayolarını giysinler diye. Oraya kamera koyamazlar. Ve sonra da gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Biz ilk başta da zaten bu cinayet işlendiğinde bir uyuşturucu şüphesinden bahsetmiştik. Kuvvetle muhtemel ki öyle olabilir yani. Bu da olabilir. Orada şu an bunu fakirliğine vesairesine bağlama. Şimdi arkadaşlarımız emniyetle de konuşurlar. Bildiğim kadarıyla zaten hani bir süre sizinle görüştürmezler. Ama senin nasıl görüşebileceğin konusunda da ben yardımcı olacağım sana. Bakalım hani olayın savcısı kim? Daha çok yeni. Sen de belki oğlunla konuştuğunda sana daha net her şeyi anlatır. Konuşuruz, bağımızı kopartmayalım. Tabii senin de bu arada kendine çok iyi bakman lazım. Yani yok benden yani hiç çekinmezdi. Babasından çekinirdi, korkardı, her derdini söylemezdi. Ama hiçbir şeyini de benden saklamazdı. Ben babasından gizli para da verirdim, babasından gizli telefon da aldım çocuğuma. Her şeyi yaptım yani. Tek oraya arkadaşın dedim ama gitti. Işte. Oradan uzaklaştırayım diye ben bir aydır uğraşıyorum. Peki. Denize bile gittim çocuğumla bak. İşten geldim denize bile gittim çocuğumla. Şükran ablacığım valla sen gelmek istediğin için ben hani seni geri çevirmek istemedim ama belki de şu var yani senin bu anlatacakların her birimize örnek olsun diye de açıkçası dinlemek istedim. İşte ilaç kullanıyor, ilacı kendi kendine bırakıyor. İşte belki de o çocuğun bu kadar yalnız başına oraya buraya gitmesi de doğru değil. Geceyi dışarıda geçirmesi doğru değil. Zaten yanlış kararlar aldığı için yanlış arkadaşlar seçebiliyor. Hani ne yapsın anne baba derseniz yani ne yapalım sürekli de çocuğa da ya, yani elimizi de çocuğun yani eline kelepçeleyip bütün gün artık hani beraber dolaşacak halimiz yok. Kız erkek. Ama yani Allah gerçekten hiçbirimize böyle bir acı yaşatmasın. Hafta sonu efendim yani ben zanlının yakalanmasından dolayı açıkçası mutlu oldum. Çünkü hepimiz diken üstündeydik. Tabii ki bundan sonra mahkeme sürecini bekleyeceğiz Şükran ablacığım. Hepimiz de o mahkeme sürecini göreceğiz. İnşallah senin düşündüğün gibi olsun. Ben yine öyle demek isterim ama Mersin Emniyetinde çalışan arkadaşlarımın da böyle söyleyerek polis memuru arkadaşların hakkını da yemek istemem. Onları da kutlamak zorundayız bir taraftan. Ne olur çok özür diliyorum bunu senin karşında söylediğim için ama tam tersi de olabilirdi. O yüzden emeğe de saygılı olmak zorundayız. Allah bir daha göstermesin diyelim. Bunun için de lütfen çocuklarınızı dışarı bırakmayın
sözünü de tekrarlamam lazım. Yani